Evet Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Haber bültenine dünya ve ülke gündemine dair olaylardan derlenen haber turuyla başlıyoruz. Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında birlikte yaşadığı veya ilişkilerin her gün kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyor. Sayın seyirciler, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim kampanyasına Eyüp Sultan'dan başladı. Yıldırım 39 günde 39 ilçeyi gezecek. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim kampanyasına Eyüp Sultan'dan başladı. Yıldırım'a programında AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, AK Parti Eyüp Sultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit ve MHP Eyüp Sultan İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı eşlik etti. Yıldırım Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını kıldı. Caminin avlusunda bulunan 3 kişinin cenaze namazına katılan Yıldırım, daha sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, halka hitaben yaptığı konuşmada 39 günde 39 ilçeyi ziyaret edeceğini söyleyerek projelerini anlatacaklarını ve halkın sorunlarını dinleyeceklerini söyledi. 25 yıldır bu bayrak inmedi. İnmeyecek! 15 Temmuz'da alçaklar bayrağımızı indirmeye çalıştılar, ezanımızı dindirmeye çalıştılar ama bu millet, aziz Türk milleti onlara hak ettiği dersi verdi, 15 Temmuz gecesini onlara dar etti. O gece halkın gücü tankın gücünü yendi mi? Evet. Alçaklar şimdi hesabını veriyor mu? Evet. Verecekler. Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim, Eyüp Sultan'dan başladık kampanyamızı. Her gün bir ilçede sürdüreceğiz. İnşallah Allah kabul. 39 gün boyunca 39 ilçemize gideceğiz. Projelerimizi anlatacağız. İstanbul'u nasıl bir İstanbul hayalimiz var onu anlatacağız. Ama daha önemlisi İstanbullu hemşehrilerimizi dinleyeceğiz. Bir konuşup iki dinleyeceğiz. Çünkü İstanbul'un dünyada başka bir eşi yok. Ortasından deniz geçen tek şehir İstanbul. İki kıtayı birbiriyle buluşturan tek şehir İstanbul. İstanbul aynı zamanda Türkiye'nin özeti. İşte şu meydanda, şurada bulunan bütün kardeşlerimiz Türkiye'nin her tarafından, Hakkari'den, Sinop'tan, Erzincan'dan, Sivas'tan, Trabzon'dan, Rize'den, Antalya'dan, İzmir'den, velhasıl 780 bin kilometre kare vatan toprağının 81 vilayetimizin her köşesinden burada bir araya geldik. İstikbalimiz için, geleceğimiz için el birliği ettik, güç birliği ettik. Elhamdülillah emin adımlarla geleceğe yürüyoruz.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan belirlenen seçim takvimine göre işleyen süreçte siyasi partiler il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için listelerini teslim ettiler. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis adaylarını açıkladı. Geçici aday listeleri seçim kurullarınca 22 Şubat'ta ilan edilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. ...31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi, siyasi partiler il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiler. AK Parti Ersincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci yaptığı açıklamada listeler hakkında bilgi verdi. İnşallah bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Erzincan Belediye Meclis üyeliği için aday listemizde Recep Gökalp, Canan Bektaş, Gökhan Ulutaş, Gürbüz Gündüz, Hakan Cebeci, Selim Karanlık, Mustafa Emre Başakın, Yakup Sezgin, Ferhat Yıldız, Güler Kunt Kocaman, Hüseyin Karakoç, Ali Şimşek, Lokman Okumuş, Bahadır Pir, Zafer Keleş, Murat Yılmaz, Alper Daş, Turan Derdiyok, Mehmet Albayrak, Melek Aydın Aksaray, Ayşe Nazır, Ahmet Orhan Taşkın, Neslihan Can, Kübra Bulut, Faruk Koray Bilge, Alperen Demirbaş, Ahmet Akbina, Mustafa Önateş, Süleyman Yıldırım, Ertan Buyruk, Selçuk Yergün ekibiyle inşallah çalışmalarımızı devam edeceğiz. İlgilenen meclis üyeliği için Erzincan merkezde Bekir Yıldız, Adnan Yılmaz, Yaşar Kocatürk, Nezihan Gül, Merve Çekirge Aydemir, İsmail Baki Dağdevren ile devam edeceğiz inşallah. Çayırlı ilçemizde Bahadır Yıldırım, Mehmet İçen, İliç ilçemizde Muharrem Sönmez, Kadir Yıldırım, Kemah ilçemizde Hüseyin Koçyiğit, Murat İnce, Kemaliye ilçemizde Nurcan Özçelik, Mehmet Emin Erdoğan, Otlukbeli ilçemizde Recep Gündüz, Halis Güngör, Refahiye ilçemizde Burhanettin Dumanlı, Ebubekir Arabacı, Tercan ilçemizde Bünyamin Yıldırım, Kenan Çalışkan ve Üzümlü ilçemizde İhsan Topçu ve Hüseyin Kalkan ile İl Genel Meclis üyeliği seçim çalışmalarımızı devam edeceğiz. İnşallah bu sürecin hem ilçelerimize hem ilimize hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize ayrı ayrı saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğansa yapılan çalışmalar sonunda listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildiğini açıkladı. Çok ciddi bir araştırma yapıp Erzincan'da hem genç hem dinamik hem de bu işi yapabilecek yani belediyeyi yönetebilecek arkadaşları ön planda tuttuk. Onların isimlerini söyleyelim sırasıyla. 1. Çağdaş Baydaş 2. Cenani Dağhan Çakmak 3. Mehmet Demir 4. Hasan Aslan, 5. Mehmet Ali Turan, 6. Dilan Denizhan, 7. Hakan Çağlar, 8. Tolga Aydemir. Yalnız şurada şunu söyleyeyim, Tolga Aydemir, Cenani Dayan Çakmak ve Hasan Bayraktar İyi Parti konsolidasyonundan aldık. Bunu da burada belirteyim. 9. Selma Gülenoğ, 10. Kayhan Aldemir, 11. Mehmet Paldar, 12. Aydın Cengiz, 13 Çağlar Hışman, 14 Hülya Hışır, 15 Yılmaz Akbulut, 16 Yaşar Damar, 17 Barış Arslan, 18 Barış Işık Cevahir, 19 Latife Çimen, 20 Elif Budak, 21 Zeliha Kurnaz, 22 Alev Yazıcı, 23 Umut Çelik, 24 Fırat Can, 25 Banu Kaymaz, 26 Gülsevin Yücel, 27 Cengiz Tunç, 28 Olcay Kaş, 3 tane kontenjan adayımız. Birinci sıra Hasan Bayraktar, ikinci kontenjanımız Özkan Beydilli, üçüncü kontenjanımız Oktay Kılınç. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Erzincan'da gerçekten de hem belediye meclisinde olsun hem diğer yerlerde belediye başkanında olsun ciddi adaylarla seçime giriyoruz. Her yerde seçim alacağız gibi çalışma yapacağız. Hem beldelerde hem ilçelerimizde il genel meclislerinde bildiğiniz gibi zaten sandık koyduk. 16 sene sonra ilk kez Erzincan'da üye ile seçime gittik. Kendi üyelerimiz zaten birden fazla olan yerdeki adayları belirlediler. Halkımızın bu adayları gerçekten de benimseyip
oy vereceğine inanıyorum. Erzincan'da belediye başkanımızla olan güven de çok üst safhadadır. Erzincan halkına teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan İl Başkanı Salih Aksu hazırlanan MHP listelerini ERT Haber'le paylaştı. Ve Erzincan ilimizin il genel meclis üyesi adayları Hüseyin İlter, Sakin Sönmez, Enver Özyurt, Sedat Alacatlı, Hamza Karaman, Osman Toprak ilçelerimizin il genel meclis üyesi adayları Tercan Mustafa Seyran, Ali Fetvacı, Çayırlı Ahmet Kılıç, Engin Karataş, Otlukbeli İlhami Çalışkan, Mükerrem Gökalp, Üzümlü Salim Doğan, Mehmet Fatih Kağan, Kema, Yaşar Şişli, Sönmez Sedat Durak, İliç, Remzi Öz, Sebahattin Demirboğa, Kemalye, Hacı Mehmet Akgül, Ömer Türk Koca, Refahiye, Vezir Dumanlı, Yavuz Selim Örs, Erzincan Belediye Meclis Üyesi adaylarımız, Hüseyin Söğütlü Pınar, Erkan Polat, İlhan Akpınar, Aydın Öcalan, Levent Baydaş, Murat Bülent Demirel, Ahmet Özerdal, Lokman Çoğan, Volkan Yıldırım, Yahya Kolat, Selami Mayda, Özay Alsu, Murat Yapar, Gülcan Çetin, Mustafa Can Polat, Ömer Faruk Şengül, Yavuz Kalkan, İsmail Tural, Abdullah Uçar, Metin Avcil, Önder Durak, Alparslan Korkmaz, Hasan Çalışkan, Tahsin Bulut, Nurettin Polat, Tarık Ekinci, Mehmet Emre Gürel, Hüseyin Çardak, kontenjan meclis üyesi adaylarımız Selami Mutlu, Fuat Çamurcu, Mustafa Pavuşçu. Yüce Rabbim, başta il belediye başkanı adayımız, ilçe belediye başkanı adaylarımız, belde belediye başkanı adaylarımız, il genel meclis üyesi adaylarımız, belediye meclis üyesi adaylarımıza Cenab-ı Allah çıktıkları bu yolda yar ve yardımcısı olsun. Ülkemize, ilimize hayırlara vesile olmasını diliyor. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Saadet Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Muharrem Altay seçim çalışmalarını sürdürüyor. İl yönetimiyle birlikte ERT Şah Medya'yı ziyaret eden Altay seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren Saadet Partisi'nde çalışmalara hız verildi. Saadet Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Muharrem Altay, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte ERT Şah Medya'yı ziyaret etti. Heyet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Dağ'la görüştü. Ziyarette konuşan Saadet Partisi Erzincan İl Başkanı Ali Cebeci, yerel seçimlerde hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklarını ve tüm seçim bölgelerinde aday göstereceklerini belirtti. Cebeci, Erzincan halkından yerel seçimler için destek istedi. Evet başkanım, seçim çalışmalarınız devam ediyor Saadet Partisi olarak. Değerlendirme yapar mısınız? Efendim, seçim çalışmalarına start verdik. Çok şükür adayımızı açıkladık. Türkiye genelinde 81 ilde ve bütün ilçelerinde tek başımıza ilk efendim seçime giren tek partiyiz. Onun için ben ülke insanından ve Erzincan'daki hemşerilerimizden Saadet Partisi'nin hiçbir ittifakta olmadığını ve Saadet Partisi'nin tek başına bu yolda yürüdüğünü halkımıza açıklıyorum, beyan ediyorum ve desteklerini bekliyorum. Erzincan merkez, ilçeler, beldeler tüm seçim bölgelerinde adayımız var değil mi? Tüm seçim bölgelerinde adayımız var. İl genel meclisinde dahil olmak üzere adaylarımızın hepsini dün dosyalarıyla beraber seçim kuruluna teslim ettik. Çok şükür er kişi gibi ayaktayız. Herhangi bir ittifak yok. Herhangi kimseyle bir ittifakımız yok ve olmamıştır. Biz
sadece genel seçimlerde baraj nedeniyle beraber bir ittifak söz konusu olmuştu. Ama çok şükür şu anda iktidarın dahi yapamadığı tek başına seçime girmeyi Saadet Partisi şanına, şerefine yakışır şekilde tek başına seçime bütün iller dahil, beldeler dahil, ilçeler dahil olmak üzere girmiştir. Ardından açıklamada bulunan Saadet Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Muharrem Altay ise yerel seçimlerin önemini ifade ederek tüm çevrelerin desteğini beklediklerini dile getirdi. Saadet Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Muharrem Altay ile birlikteyiz. Sizin de değerlendirmenizi alalım seçimlerle ilgili. Efendim, ilk önce seçimlerin ülkemize, milletimize ve Erzincan'ımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu hususta adaylığımızı koymuş bulunmaktayız Erzincan için. Adalet ve hakkaniyetten ödün vermeden, adil bir yönetim anlayışı ile hizmete dönük sadece değil, üretime ve ürettikleriyle kendine istikamlar sağlayan bir belediyecilik inşallah. Kısaca mesele Erzincan'a hizmetse biz de varız. Yine aynı mevki, yine kaza ve yine can kaybı. Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi civarında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kazalar korkutucu boyutlara ulaşıyor. Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı Sağlık Bilimleri Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Binali Yıldırım Bulvarı Sağlık Bilimleri Fakültesi kavşağında ÖFO idaresindeki otomobil yolun karşısındaki Sağlık Bilimleri Fakültesine geçmeye çalışan Muharrem Kaplan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 50 yaşında iki çocuk babası Kaplan'ın Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde işçi olarak çalıştığı, kazanınsa Kaplan'ın evinden mesaisine gitmek istediği sırada meydana geldiği belirtildi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından rehber öğretmenlere yönelik kariyer eğitimi verildi. Eğitimde sınav süreciyle birlikte okullardaki öğretmenlerin ilgi ve yeteneklerinin tespit edilmesi ve doğru yönlendirilmeleri amaçlanıyor. Çocuğumuzun hedeflerini nasıl belirleyeceğiz? Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından 40 rehber öğretmene kariyer eğitimi verildi. Biliyoruz ki insan gelişimi içerisinde kariyer gelişimi... Eğitimde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden araştırma görevlisi Oğuzhan Çetin konuşmacı olarak katıldı. Eğitim hakkında açıklamada bulunan Rehberlik Araştırma Müdürü Mehmet Gürler, 4 gün sürecek olan eğitimde sınav süreciyle birlikte okullardaki öğretmenlerin ilgi ve yeteneklerinin tespit edilmesi ve doğru yönlendirmelerinin amaçlandığını söyledi. Kariyer danışmanlığındaki amacımız ne? Biz ilimizde çalışan rehber öğretmenlerden gönüllü olanlarla birlikte çalışacağız. Yaklaşık 50 rehber öğretmenimizle çalışacağız. Üniversiteden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden araştırma görevlimiz Oğuzhan Çelik Bey ile çalışacağız inşallah. Amacımız ne burada? Okullardaki rehber öğretmenlerimizin öğrencilerin ilgilerini, yeteneklerini tespit etmek, bu konuda ne yapacaklar, nasıl çalışmaları gerekir? Amacımız doğru yöneltme ve yerleştirme yapmak. Sayın seyirciler, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısının değerlendirmesini yaptı. Tüm oda üyelerine gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eden Tamer Geyik, sorunların çözümü için çalışacağını söyledi. Erzincan Ticaret Odası 23. Olağan Genel Kurulu'nun ardından güven tazeleyen Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, üyelerine ve delegelerine teşekkür etti. Tamer Geyik, oda üyelerinin sorunlarının çözümü için çalışacaklarını dile getirdi. Üyelerimizin ve delegelerimizin teveccühüyle iki aday bu başkanlık seçimine girmiştik. Üyelerimizin ve delegelerimizin teveccühüyle tekrar bizlere bu görevi layık gördüler. Bir 4 yılda Erzincan Ziraat Odası Başkanı olarak görev yapacağız. Ben buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Bununla birlikte artık önümüzdeki yıllarda da yine üreticilerimizin sorunları olan sulamayla ilgili sıkıntıları, gerekse şeker fabrikası, gerek toplulaştırma, gerekse hasat dönemiyle ilgili bütün sıkıntılarını elimizden geldiği kadar üreticilerimizin yanında olacağız. Onların sorunlarıyla ilgilenip dertleriyle dertleneceğiz. İlgili mercilere ve yerlere sorunlarımızın çözülmesi için gerekli müdahalelerde bulunacağız. Tabii üreticimizin derdi üretmek. Üreteceğiz, ülkemizin ekonomisine de katkıda bulunacağız. Burada bizler üretim sevdalısı iken bizlerin de yanında görmek istediğimiz gerek sivil toplum örgütlerimiz, gerekse siyasetçilerimiz ve gerekse valiliğimizle işbirliği içerisinde olacağız. Bu konuda elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz. Ben yapılan bu seçimimizin Erzincan'ımıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün üreticilerimize, bize göstermiş olduğu destekten dolayı hepsine ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Erzincan'dan kalkan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçak Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi. Bursa'ya inen uçak yolcularından çoğu otobüs ve taksilerle İstanbul'a gönderildi. İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen ve Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na yönlendirilen uçakların yolcularından çoğu otobüs ve taksilerle İstanbul'a gönderildi. Erzincan, Trabzon ve İzmir'den havalanan uçaklar yoğun sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemezken Bursa'ya yönlendirilen uçaklar Yenişehir Havalimanı'na indi. Anadolu Jet'in Erzincan ve İzmir'den, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul'dan havalanan uçakları yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi. Yolcuların bazıları havayolu şirketlerinin tahsis ettiği otobüsle, bir bölümü ise otobüsleri beklemeden taksilerle İstanbul'a gitti. Sabiha Gökçen'e mi? Sabiha Gökçen'e ben gitmiyorum da buluşacaklar yolda arkadaşlar. Buluşacaklar? Ne kadara gidiyor? İçecekler. Ben şu anda içecekler. Nereye götürüyorsunuz? Çevre yolunda oksijen tesislerine bırakıyorum. Oraya bırakıyorsunuz, arkadaşı alıp gidecek. Arkadaşı alıp gidecek. Teşekkür ederim, hayırlı yolculuklar, sağ olun. Sayın seyirciler, Ülke Ocakları Erzincan İl Başkanlığı Üniversiteliler Biriminden Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da yaptığı zulme karşı yürüyüş düzenlenerek basın açıklaması yapıldı. Ayrıca 2015 yılında teröristler tarafından şehit edilen Fırat Çakıroğlu vefatının 4. yılında anıldı. Türkiye uyumaz, Türkistan'a sahip çık. Türkiye uyumaz, Türkistan'a sahip çık. Ülke Ocakları Erzincan İl Başkanlığı Üniversiteler Biriminden Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulme karşı yürüyüş düzenleyerek basın açıklaması yaptı. Ayrıca 2015 yılında teröristler tarafından şehit edilen Fırat Çakıroğlu vefatının 4. yılında anıldı. Ülke Ocakları Erzincan İl Başkanlığı Üniversiteler Birim Başkanı Samet Kutlu yaptığı açıklamada zulme sessiz kalmayacaklarını ifade ederek Çin hükümetini kınadı. Kutlu ayrıca 2015 yılında teröristler tarafından şehit edilen Fırat Çakıroğlu'nu saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti. Yapılan zulmün sebebi tarihi bir korkaklıktır. Ve bu durum karşısında bütün dünya kör, sağır, dilsiz, bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Hatta bir o kadar acı ki memleketimizin büyük bir kısmının bu olaydan haberi dahi yoktur. Eğer İslam dünyası Müslüman arıyorsa Doğu Türkistan Müslümandır. Eğer Türk dünyası Türk arıyorsa Doğu Türkistan Türktür. Şubat ayının soğuğunda acısı yüreklerimizi dağladı, sevdası al bayrağı renk oldu. Fırat Yılmaz Çakıroğlu davası, namusu ve vatanı için gözünü kırpmadan vatan uğruna toprağın karabağrına girip gönüllerimizde ölümsüzleşmiştir. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anlamak, vatan sevdasının, bayrak sevdasının ne olduğunu anlamak demektir. Erzincan Belediyesi tarafından Ekşi Su Mesire Alanı'nda çocuklar için oyun grupları ve
Piknikçiler için yeni çardaklar oluşturuldu. Havanın iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar ekşi su mesire alanına akın ediyor. Erzincan Belediyesi tarafından ekşi su mesire alanında eksikliği hissedilen bölgelerde çocuklar için oyun grupları ve piknikçiler için yeni çardaklar oluşturuldu. Havanın iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar hafta sonunda ekşi su mesire alanına akın ediyor. Mesire alanında oluşturulan oyun grupları çocukların ilgisini çekerken piknikçiler için bölgedeki çardak ve kamelya sayısı artırıldı. Mesire alanındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy daha yaşanabilir bir Erzincan'ın çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Amasya'nın Gümüş Hacıköy ilçesi kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen karbon monoksit değil ihmal öldürür projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gaz dedektörü dağıtıldı. Gümüş Hacıköy kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen karbon monoksit değil ihmal öldürür projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gaz dedektörü taktırıldı. Bu ötüyor. Ötünce de seni uyandırıyor. Yani hayat kurtarıyor. Proje kapsamında alanında uzman personel tarafından ilçe genelinde hane ziyaretleri yapılarak aileler karbon monoksit zehirlenmeleri konusunda bilgilendirildi. Kokusuz ve renksiz bir gaz olan karbon monoksit zehirlenmesine karşı gaz dedektörü kullanılmasının hayati önem taşıdığı anlatıldı. Dedektör dağıtımlarına katılan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ilçe halkını uyardı. Allah göstermesin, soba gazı eğer ki buradan zehirlenmeye yol açacak şekilde olursa bu ötüyor. Ötünce de seni uyandırıyor. Yani hayat kurtarıyor. Yani senin bunun için hiçbir şey yapmana gerek yok. Bak böyle düğmeye bastın, bu ses çıktığı zaman çalışıyor demektir zaten. Tamam, şimdi oldu. Şu şekilde. Evine dedektör takılan vatandaşlardan Veli Arslan da bundan sonra soğuk kış günlerinde güven içerisinde uyuyacakları için mutlu olduklarını söyledi. Bu güzel bir cihaz. Evet. Bütün Acıköy'de de dağıttık, evet. Burada da Allah dağıtıyoruz. Bu Allah önemli. Tamam. Ekmek istemez, su istemez. Hiç düşünmeyin. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Yani bu gerçekten önemli bir şey. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Cihazımızı da Sayın Kaymakamım taksi yerine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah bir de bin kere razı olsun. Uyuyorum Allah'ın izniyle. Sayın Kaymakamımın sayesinde uyuyorum evelallah. Elazığ'da tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiye idari para cezası uygulandı. Avcıların kullandığı 3 kafes ve 2 tuzağa da el konuldu. 3 adet canlı kekliği doğaya salıveriyoruz. Elazığ'da tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı'yla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Elazığ-Malatya Karayolu'nun Kömürhan Köprüsü mevkiinde yürütülen av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında tuzakla kaçak avcılık yapan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda 3 keklik, 3 kafes ve 2 tuzak ele geçirildi. Avcılara idari para cezası kesilirken ele geçirilen 3 keklik doğaya bırakıldı. Okul sporları bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı. Genç sporcular birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele verdi. Müsabakalar ilginç görüntülere sahne oldu. Bırak bacayı. Ready go. Başla, yükle şimdi. Okul sporları bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı. Sporcular yıldız kız ve erkek, genç kız ve erkek ve büyük erkek kategorilerinde mücadele verdi. Müsabakalar ilginç görüntülere sahne oldu. Ready go!
Müsabakalara 6 kategoride toplam 75 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular bölge müsabakalarında Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandılar. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan -5.8, Erzurum -11, Sivas -5.9, Gümüşhane -6.8, Bayburt -6.9, Giresun 12.2, Elazığ 12, Tunceli -2.10, Bingöl -4.7, Malatya 11.1, Yozgat 14, Amasya -1.16, Kars 1.15, Van 3-7, Ağrı -17-5 derece. Serbest piyasada dolar alış 5.31, satış 5.32, euro alış 6.02, satış 6.03. 22 ayar altın bilezik alış 208.20, satış 208.14, tam altın alış 1502.12, yarım altın alış 743.47, çeyrek altın alış 371.73'ten işlem görüyor. Evet, Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.